Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Üçüncü ünite değerlendirme sorularına bakıyoruz. A bölümüne bakalım. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız demiş. Burada boşlukları dolduracağız. Bir, güzel ahlaka örnek olarak 5 davranış yazınız demiş. Güvenilirlik, dürüstlük, sabırlı olmak, fedakarlık, adaletli olmak, yardımseverlik, gülümsemek, merhamet, selamlaşmak, bunları yazabilirsiniz. İkincisi, sınıf ortamında birbirinize saygınızı gösteren 3 davranış yazınız demiş. Nedir bunlar? Neler olabilir? Selamlaşmak, yardımlaşmak, paylaşmak, sözünü kesmemek, arkadaşınıza karşı saygılı olmak, onları üzmemek, kavga etmemek. Bunlar nedir? Olması gereken davranışlar. 3'e bakalım. Aile büyüklerimiz ve kardeşlerimizle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Örneklerini açıklayınız demiş. Büyüklerinize karşı saygılı olacaksınız. Ailede alınan kararlara, ortak kararlara uyacaksınız. Derslerinize çalışacaksınız. Anne babanızın sözünden dışarı çıkmayacaksınız. Onları üzmeyeceksiniz. Evde küçük kardeşiniz varsa onlarla kavga etmeyeceksiniz. Küçüklere karşı sevecen olacaksınız. Onları koruyacaksınız. Onlarla paylaşmayı bileceksiniz. Paylaşımcı olacaksınız. 4'e bakalım. Arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Kısaca açıklayınız demiş. Arkadaşınıza karşı da saygılı, yardımsever, hoşgörülü olacaksınız. Paylaşımcı olacaksınız. Selam verip selamını alacaksınız. Hal hatır soracaksınız. Nasılsın bugün? Keyfin yerinde mi? Neşen keyfin yerinde mi? Bu tür sorularla arkadaşınızın hal hatırını soracaksınız. Bölüm B'ye geçelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. 1. İslam dini insanlara karşı alçak gönüllü, iyi, dürüst, adaletli ve güvenilir olmayı öğütler. Anne babaya iyi davranılmasını, komşu, dost ve akrabalarla iyi ve kardeşçe geçinilmesini ister. Yoksullara yardım etmeyi, insanlara saygılı olmayı, başkalarının haklarını gözetmeyi buyurur. Verilen paragrafa göre Müslümanın en önemli özelliği aşağıdaki hangisidir? Burada güzel ahlaktan bahsetmiş. O yüzden cevabımız güzel ahlak olacak. Burada nedir? Bahsettiğin şey Müslümanın güzel ahlaklı olması. Cevabımız A. 2'ye bakalım. Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir. O zaman dostluk olması için güvenilir olması lazım. Yardımsever olması lazım. Paylaşımcı olması lazım. Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır? Lakap takmak hoş bir şey değildir. Bu kötü bir alışkanlıktır. O zaman bundan uzak duracağız. Hediye vermek. Dostlar birbirine hediye verir. Selam vermek. Dostlar birbirine selam verir. Selamını alır. Dostlar gülümsemek. Dostlar birbirine gülümser. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Lakap kötü bir şeydir. 3'e bakalım. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Burada güzel bir terbiyenin öneminden bahsetmiş. Yukarıda hadise göre anne babanın evladına verebileceği en değerli şey aşağıda hangisidir? Güzel bir terbiyedir. Anne babanın çocuğuna verebileceği olduğu şey. A. Güzel ahlak. B. Yeni kıyafet. C. Maddi destek. D. Teknolojik cihaz. Burada güzel terbiye, güzel ahlak. Ahlaklı yetiştirmek çocuğunu. Cevabımız A olacak. 4. Aşağıdaki hangisi aile içi görevlerimizden değildir demiş. Anne babamıza karşı saygılı davranmak bu bizim görevlerimizden birisi. Kardeşlerimize yardımcı olmak, küçüklere karşı yardımcı olacağız görevlerimizden birisi. C. Aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Evet, aile büyüklerini ne yapmamız lazım? Mutlaka ziyaret etmemiz lazım. Büyüklere karşı saygılı, küçükleri de seveceğiz ve koruyacağız. D. Arkadaşlarımızı ziyaret etmek. Burada bahsedilen şey aile içi. Arkadaşlarımız aile dışı olduğu için cevabımız D seçeneği. Bu nedir? Aile dışı. O yüzden cevabımız D seçeneği. Elbette arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Fakat buradaki sorudan sonra aile içi olduğu için arkadaşlarımız aile içerisindeki bir şahıs değildir. O yüzden cevabımız D. 5. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Yani herkesin mutlaka kusuru vardır. Dostların, arkadaşların kusurunu aramayacaksınız. Atasözünde aşağıdaki hangisi anlatılmaktadır? Yani kusursuz kimse yoktur. A. Dost bulmaya gerek yok demiş. B. Kusursuz insanlar olabilir demiş. C. Her insanın kusuru olabilir. D.
Dostlarımız kusursuz olmalıdır. Burada bahsedilen şey kusursuz dostlar, yani dostsuz kalır. Yani herkesin bir kusuru vardır demek istiyor. Her insanın kusuru olabilir. Cevabımız Cem. Altta aşağıda hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir? A. Maddi ve manevi olarak destek olmak. Zor durumda kaldığı zaman akrabalarımıza yardımcı olacağız. Doğru yani. B. Hataları ve kusurları affetmek. Her zaman için hataları ve kusurları affedici olacağız. Çünkü affetmek büyüklüktür. C. Ziyaretlerde bulunmak. Evet, büyükleri, akrabaları ziyaret edeceğiz. D. Her gün görüşmek demiş. Her gün görüşmemize gerek yok. Akrabalarımızı her gün görmemize gerek yok. Nedir? Her gün görmek de insanları bıktırır. O yüzden cevabımız ne olacak? Tabii ki D seçeneği olacak. 7. Fatiha suresi ile ilgili aşağıdaki bilgiler hangisi doğrudur diyor. 9 ayetten oluşur demiş. Surede Hazreti Peygamber'in güzel ahlakından bahsedilir. Namazın her rekatında okunan bir suredir. Medine döneminde indirilmiştir. Evet, Fatiha suresi namazın her rekatında söylenir, ayakta söylenir. Yani cevabımız C seçeneği olacak. 1. aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere verilen kelimelerin uygun olanlarla doldurunuz demiş. Kelimelerimiz saygı, sevgi, aile, akraba, öğretmen, arkadaş, komşu, ahlak. Şimdi kelimeleri dolduralım. Bir güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere ne denir? Bunlara güzel ahlaklı denir. Ne denirmiş? Güzel ahlaklı denir. 2'ye bakalım. Nokta noktaya yardım etmek Allah'ın emirlerindendir. Kime yardım edeceğiz? Tabii ki akrabalara yardım edeceğiz. Buraya ise akraba. Üç, nokta nokta içindeki bireyler birbirine destek olmalıdır. Aile içindeki bireyler mutlaka birbirine ne olmak zorunda? Destek olmalıdır. Buraya da aile gelecek. 4. Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara ne denir? Komşu denir. O yüzden komşularımızla daima iyi geçineceğiz. Yardıma ihtiyacı oldukları zaman yardımlarına koşacağız. Şimdi bulmacamıza geçelim. Aşağıdaki kelime onu çözüp kalan harflerle gizli olan verilen mesajı bulunuz demiş. Bulmacamızı çözelim. Şimdi kelimelerimizi bulmaya çalışalım. Hangilerini bulabileceğiz? Sonra gizli mesajı bulmaya çalışacağız. Aile var, akraba var, anne var, baba, birlik, güven, iyilik, kardeş, merhamet, öğüt, saygı, sevgi, sorumluluk, şefkat. Şimdi burada gördüklerimizi yazalım. Burada sorumluluk var. Sorumluluğu işaretledik. Bunu bulduk. Akraba var. Akraba var mıydı? Vardı. Şurada akraba varmış. Akraba var. Akrabayı da işaretledik. Öğüt var. Ne varmış? Öğüt. Şurada da öğüt var. Ne varmış? Öğüdü de işaretledik. Sonra birlik. Burada da birlik var. Birliği de işaretledik. Evet, şunları şöyle alalım. Kutu içerisine alalım. Sorumluluk, akraba, öğüt, birlik. Şimdi 4 tanesini bulduk. Başka var mı? Şefkat var. Şefkat. Var mıymış şefkat? Bakalım. Şefkat var. Başka var mı? İyilik. İyilik de var burada. İyilik. İyiliği de bulduk. Arıyoruz. Böyle bakıyoruz. Kardeş.
Kardeş nerede? Burada kardeş var. Kardeşi bulduk. Anne var. Anneyi bulduk. Yukarıdan aşağı anne var. Sonra yukarıdan aşağı bakalım. Sevgi. Sevgiyi de bulduk. Şuradan. Sevgi var. Yukarıdan aşağı. Merhamet. Merhamet kelimesini de bulduk. Yukarıdan aşağı. Baba kelimesi de burada. Babayı da bulduk. Babayı da işaretleyelim. Güven kaldı. Bir de saygı kaldı. Şimdi onları da bulmaya çalışalım. Saygı kelimesi burada. En son ne kaldı? Güven kelimesi kaldı. Güven kelimesini de bulmaya çalışalım. Evet, bakıyorsunuz güven kelimesi nerelerde? Bir yere saklanmıştır. Arıyorsunuz. Arayın. Arayın. Bulacaksınız. Şimdi güven kelimesini bulduk. Bunları şimdi kutulara alalım. Nedir? Merhamet burada. Anne burada. Babam burada. İşaretliyoruz. İyilik kelimesi var. İyiliği işaretleyelim. İyiliği işaretledik. Sonra şefkat var. Şefkat kelimesini işaretleyelim. Şefkat de işaretledik. Güven kelimesi var. Güveni de işaretledik. Saygı var. Saygıyı da işaretledik. Sevgi var. Onu da işaretledik. Kardeş. Dolayısıyla hepsini bulmuştuk, bulduk. Yani güveni de bulduk. Bunu da işaretleyelim. Aile. Aileyi bulduk mu? Bir bakalım. Aileyi bulmuş olmalıyız ama aile nerede? Aileye bakalım. Aile burada. Aileyi unutmuşuz. Aileyi de bulduk. Onu da işaretledik. Evet, dolayısıyla artık hepsini bulduk ve bulmacamızı çözdük. Şimdi gizli olarak verilen mesajı bulunuz demiş. Soldan sağa doğru okuyun. Güzel ahlaklı olmak. Güzel ahlaklı olmalıyız. Yani şifremiz buymuş. Neymiş? Güzel ahlaklı olmalıyız. Şifremizi bulduk. Yine 3. ünitemizle ilgili başka sorularımız var. Onları da çözelim. Seçmeli sorular var. Birinci sorumuza bakalım. A bölümü. Aşağıdakilerin hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz? A. Anne babaya iyi davranmak nedir? Çocuğun görev ve sorumluluğu. Anne babanın sözlerini yerine getirmek sorumluluğu. Anne babaya saygısızlık yapmamak nedir bunlar? Çocuğun sorumluluğu, görev ve sorumlulukları. Anne babanın yerine iyilikte bulunmak bu çocukla ilgili bir durum değildir. Çocuğun böyle bir sorumluluğu, görevi yoktur. İkiye bakalım. 1, D, 2. Yukarıdaki hangileri akraba ve komşuluk ilişkilerimizle ilgilidir? Hem akrabalarla ya da komşularla ilgili olacak. 1. Onları üzecek söz ve davranışlardan her zaman kaçınmak. Evet, akraba ve komşularımızı üzmeyeceğiz. 2. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Böyle bir görevimiz ve sorumluluğumuz yok. 2. Yanlış.
3. Karşılaştığımızda selamlaşmak, hal ve hatırlarını sormak. Evet, karşılaştığımız zaman nasılsınız, iyi misiniz türünden hal hatırlığını soracağız. 4. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi dileklerde bulunacağız. Bu da güzel ahlakın kurallarından birisi. O zaman cevabımız 1, 3 ve 4 olacak. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. 3. Aşağıdan hangisi Fatiha suresinde verilen mesajlar arasında yer almaz? A. Övgüye layık tek varlık Allah'tır. B. İbadet ve kulluk yalnızca Allah'a yapılır. C. Allah her şeyi yaratandır. D. Allah yüce ve bağışlayıcıdır. Şimdi Fatiha suresinde övgüye layık tek Allah'tır bahsediyor. İbadet ve kulluk yalnızca Allah'a yapılır. Fatiha suresini zaten her rekatta okuyoruz. Bir de Allah yüce ve bağışlayıcıdır. Bu da var. Fakat Fatiha suresinde Allah her şeyi yaratandır. Bu orada yok. Cevabımız C olacak. Bölüm bir aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız demiş. Aşağıdaki sözcükleri karşısındaki açıklamalarla eşleştiriniz demiş. Bir toplum içinde kişilerin uymaları gereken iyi, güzel davranışlar ve kurallar. Nedir bunlar? Güzel davranış ve kurallara biz ne diyoruz? Ahlak diyoruz. Güzel davranış ve kurallar ne oluyor? Ahlak. Yani bu kime gidecek? Ahlak gidecek. 2. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu. Yani birisine karşı bağlılık. Bu nedir? Sevgidir. 3. Farklı duygu ve düşüncelere anlayış göstermek. Bu da hoşgörü oluyor. Hoşgörü. Ya da diğer ismi saygı. Yani insanlara karşı saygılı olacağız. 4. Kişinin konuşmalarında doğruyu söylemesi ve davranışlarında dürüst olması. Bu da 4.'ün cevabı doğruluk. Bölüm C noktalı yerlere aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanların yazarak cümleleri tamamlayınız. Nedir? Neler yazacakmışız bakalım. Davranışlar var. Doğruluk, huzur, saygı var. Şimdi kim nereye gelecek bakalım. Bir öğretmenlerimize daima sevgi ve nasıl olacağız? Saygı göstermeliyiz. Bire saygı gelecek. İkiye bakın. Kardeşler arasında sevgi ve saygı ailenin huzur ve mutluluğu için önemlidir. Buraya da huzur gelecek. Üç nokta nokta güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biridir. Şimdi güzel ahlakın göstergelerinden birisi doğruluktur. Dört, dinimiz insanı güzel davranışlar yapmaya yöneltir. Buraya da davranışlar gelecek. Bölüm C. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. 1. Ahiret gününde tek tek söz sahibi Allah'tır. Doğru. 2. Akrabalarla ilişkilerde onları ziyaret etmek önemli bir davranış sayılmaz demiş. Önemli bir davranış sayılır. Akrabaları ziyaret edeceğiz. Onların hal hatırını soracağız. Bu yanlış. 3. Kardeşlerimin görüşlerini anlayışla karşılayarak onlara saygı duyarım. Hem kardeşlerimize hem herkese, komşulara, arkadaşlarımıza saygılı olacağız. Doğru. 4. İnsanlar arası ilişkilerde saygı ve sevgi önemlidir. Saygı ve sevgi her yerde geçerlidir. Olması gereken şey. Bu da doğru. D'ye geçelim. Aşağıdaki soruların yanıtları noktalı yerlere yazınız demiş. İnsani ilişkilerde sevgi ve saygının önemini açıklayınız demiş. Şimdi
Her zaman için sevgi ve saygılı olacağız. Yani insanlara seveceğiz, onlara karşı saygılı olacağız. Onlara merhaba, günaydın diyeceğiz. İcabında hal hatırlarını soracağız. Elimizden bir şeyler geliyorsa onlara karşı yardımcı olmaya çalışacağız. İkiye bakalım, akrabalarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Onlara elimizden gelen yardım yapacağız. Zor duruma düştüğü zaman onlara gereken yardımları yapmaya çalışacağız. Onları önemli günlerde, bayramlarda ziyaret edeceğiz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpeceğiz. Üçe bakalım. Güzel ahlakın birey ve toplum açısından önemli açıklığını yazmış. Şimdi bir toplumda güzel ahlak yaygınsa, yani insanlar güzel ahlak kurallarına uyuyorsa, o toplumda huzur, mutluluk olur. İnsanlar birbirini sever, sayar. Toplumda kavga olmaz, yardımlaşma olur. Hiçbir insanın, yani sorunlar olduğu zaman insanlar, sorunları olan insanlara karşı yardımsever olur. Toplumda huzur, mutluluk olur. Üçüncü ünite öz değerlendirme formu var. Güzel ahlak ünitesinin sonunda neleri ne kadar öğrendiğinizi ölçmek için kendinizi değerlendirebilirsiniz demiş. Bunun için aşağıdaki ifadelerin sonuna bunu çok iyi yapabiliyorum. Gülücük. Bunu kısmen yapabiliyorum. Yani ifade yok. Somurt. Bunu yapamıyorum ise somurtmuş artık. Hangisini gelecekse onları yapacaksınız buraya. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark ederim. Evet, dinin çok büyük bir rolü vardır güzel ahlaklı olmasında. Yani şayet insan dininin kurallarına uyuyorsa, güzel ahlaklıysa toplumda huzur, mutluluk olur. İnsanlar mutlu olur, birbirine yardım eder. O yüzden buraya gülücük. İnsanın ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerektiğini savunurum. İnsanı İlişkilerde, bu ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının çok büyük yeri vardır. Yani karşımızdaki insanları seveceğiz, onlara karşı saygılı olacağız. Onlara karşı yardımsever olacağız. Hal hatırını soracağız, selam vereceğiz. O zaman buraya da gülücük koyabilirsiniz. Fatiha suresini okur ve bu surenin anlamını söylerim. Fatiha suresini okuyup anlamını bileceksiniz. O zaman Fatiha suresini biliyorsanız, anlamını da biliyorsanız, o zaman buraya da gülücük koyabilirsiniz.